Can Atalay için orada asıl sizin bölgeniz diyebileceğimiz yerden feragat edip Antalya'dan aday oldunuz. Bununla bir yani sizin ağzınızdan bunu dinleyerek bir başlayalım. Ya tabii bu süreçte öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok onore ettiler beni. Yani beklemediğim pozitif tepkiler var. Ama tabii normalleştirmeye çalıştığımız bir siyaset biçimi var açıkçası. Sonuçta biz koltuk kavgası yapacak ya da parlamentoda 3 değil 33, 300 vekilimiz olsun diye sadece bunu amaçlayacak bir siyasi parti değiliz. Bir sokak mücadelesi yürütüyoruz aynı zamanda. Ve doğal olarak bizim için dayanışma çok önemli bir e, durum. Can belki de herhangi birimizin verdiği mücadeleden çok daha fazlasını vermiş ve ciddi bedeller ödemiş bir arkadaşımız. Ben Gezi direnişinden tanıyorum Can'ı. Fakat Türkiye'de özellikle son 10 yılda bizim de bizzat şahit olduğumuz ne kadar hak gaspı varsa, toplumsal dava varsa Can Atalay birçok arkadaşımızla beraber oradaydı. Kendisinin milletvekili adayı gösterilmesi meselesi netleşince arkadaşlarımızla kendi aramızda müzakere ettik. Hatay'la bir bağı da var Can'ın. Ee, Gezi ailelerinden üçü biliyorsunuz ki e, Antakya'dalar. Ahmet Atakan, Abdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz. Can onların avukatı. Bu açıdan da bir e, duygusal bağlar, bağları da var tabii. E sonra benim nereden aday gösterileceğim sorusu e, hasıl oldu. E, Yunus Başaran çok değerli bir arkadaşımız. Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisi üyemiz. Aynı zamanda bir turizm emekçisi. Biz onu e, Antalya'dan diğer partilerin aksine belki de ilk defa birinci sıradan e, bir turizm emekçisini e, aday gösteren bir siyasi parti olarak seçtirmeyi amaçlıyorduk zaten. Ben dedim ki Yunus'un arkasında ikinci sıra uygun olur. E, bir açıdan da bir dönem vekillik yaptım zaten. Aynı meslek grubundan e, iki meslektaşım Muğla ve Balıkesir'den birinci sırada. E, bir taraftan da Antalya halkının Açıkçası belki de bizi ikinci sıradan da göndererek bir sürpriz yapabileceğine de inanıyoruz. E Tabii elimizde somut veriler de var. Antalya'nın İstanbul'un bölgelerinden sonra Türkiye'nin en büyük seçim bölgesi olması, 16 vekilinin 17'ye çıkması, 1 milyon 800 bine yakın seçmenin olması gibi faktörler Antalya tercihini biraz daha olağan kıldı. Bizim açımızdan çok şaşırtıcı şeyler değil bu tür e, hamleler yapmak. Ama insanların böylesi bir siyaset biçimini olağanlaştırmasını ve talep etmesini dileriz açıkçası. Başka siyaset partilerden de. Can Atalay nasıl karşıladı? Ne gibi mesajlarla yaklaştı konuya? E, can sağ olsun içeriden <laughs> mesaj gönderebildiği kadar e, bize sevgi mesajlarını gönderiyor. Ama biz şu an olması gerektiği gibi kendisinin Hatay halkına sürekli mesaj göndermesini ve orası için vereceği mücadeleyi anlatmasını talep ediyoruz. Bizim aracılığımızla da Hatay halkına ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama enerjisi yüksek. Can ee, Antakya'da çalışmayı kim yürütüyor? Şimdi zaten diğer vekil adaylarımız var. il başkanlığımız var. bir de tabii özel bir bölge. Şimdi deprem bölgesi olduğu için Antakya, İskenderun, Urfa, Defne vesaire. Bir seçim çalışması gibi değil aslında deprem sırasında başladığımız, depremden hemen sonrasında başladığımız o dayanışma ve koordinasyon sürecinin bir devamı gibi Esasa yani. esasen. Ben de gittim, üç gün oradaydım. Hatta işte dün Antalya'ya geçtim Antakya'dan. O seçim çalışmasına bir katkı sunmaya çalıştım. Bakalım. Peki şimdi gezi tutukluları tabii ki önemli. Yani sadece Can Atalay değil. Hepsi. yer isimler, çok simge isimler.